İran'ın nükleer tesis ve İran kurumlarına bir siber saldırı yapıldığı iddiaları var. Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ bekliyor bizi. Son gelişmeleri anlatacak. Evet Merve, söz konusu iddiayı bir Arap basını dün akşam saatlerinde gündeme getirmiş oldu. İran nükleer tesislerine yönelik bir siber saldırının olduğunu iddia edildi. Bu konuyla ilgili ne İran resmi yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmezken diğer taraftan İran basınında da bu konuyla ilgili pek habere yeri verilmedi. Öyle görünüyor ki bu haberin doğruluğu ciddi anlamda tartışmaya açık bir mesele. Fakat bu haber ciddi olmasa da İsrail'in İran'a karşı düzenleyeceği o olası saldırıların türü arasında bu mesele de gelmektedir. Yani siber saldırı da gelmektedir. Nitekim bu daha önce İranlı yetkililer, İran Ulaştırma Bakanı siber saldırılara karşı gerekli önlemleri aldıklarını ifade etmişti. Hatta dün akşam saatlerinde bir İranlı yetkili, üst düzey yetkili, eski siber kurumunun başkanı daha önce İran'daki her üç kuruma karşı hem yasamaya hem yürütmeye hem meclise karşı ya pardon yargıya karşı siber saldırılar olduğunu ve bu siber saldırıların çok ciddi olduğunu ve İran'ın çok sayıda bilgisinin bu şekilde işte çalındığını söyledi. Diğer taraftan işte Lübnan'ı hedef alan o çağrı cihazları meselesi de hala İran'da tartışılmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde bir İran devlet televizyonunda bir işte yorumcu söz konusu cihazların Hizbullah'a İran tarafından sağlandığını iddia etti. İşte söz konusu yetkili kişinin de eski bir devrim muhafızı komutanı olması hasebiyle bu konu İran'da bayağı bir tartışma yaratmış oldu. Fakat İran'dan bir açıklama geldi. Bu iddianın doğru olmadığı bildirildi. Bir diğer gelişme ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bagir Kalibaf bugün Beyrut'a gitti. Esasında Avrupa'ya gidecekti. Ancak kendinin de kullandığı uçağı Beyrut'a indirdi ve burada bir mesaj vermek istediğini ifade etti ve o mesajında İran'ın işte Lübnan devleti halkı ve Hizbullah'ın arkasında olduğu şeklinde işte basına açıklamış oldu. Diğer taraftan son olarak da şunu belirteyim. Geçtiğimiz iki gün önce İran'ın Lübnan'da kurduğu bir Sehra Hastanesi İsrail tarafından vurulmuştu ve tamamıyla kullanılmaz hale gelmişti. İran Kızılay Kurumu'ndan gelen son açıklamada İran tekrardan işte Lübnan'da bir Sehra Hastanesi kuracağını bildirdi diyor ve sözü başkent Tahran'dan A Haber'e bıraktı.